Merhaba, ben Kadir Koç. Kaldığımız yerden yeni bir derse devam ediyoruz. Figma dersine. Kaldığımız yer frame, çerçeve, yani çalışma alanımız. Biz mobil mi çalışıyoruz, web mi çalışıyoruz, Instagram'a bir görsel mi oluşturuyoruz, ne bileyim baskılı bir evrak mı çalışıyoruz, her neyse onunla ilgili buradan seçimler yaparak çalışma alanımızı belirtmemiz gerekir. Mesela diyelim ki Instagram'a bir post hazırlıyorsak 1080x1080'lik bize hemen bir alan açtı. Silelim, tekrar frame'i seçelim. Ya da mobil uygulama çalışacaksak iPhone 14 dediğimizde bize hemen onunla ilgili bir çalışma alanı açtı. Web ile ilgili çalışacaksak mesela desktop diyelim 1440'a 1024 bir çalışma alanı açtı bize. Bu çalışma alanımızı açtığımızda hemen onunla ilgili yan tarafta özellikler açılır. Yani bu çalışma alanımızı nasıl özelleştirebiliriz, ne yapabiliriz diye. Burada bunu yatay dikey seçebiliriz. İşte X ekseninde sağa sola hizalayabiliriz. Yatayda hizalayabiliriz. Ne işe yarıyor? Çok da kullandığım bir şey değil. Ama buradan yatayda büyütüp küçültebiliriz ve dikeyde büyütüp küçültebiliriz. Burayı da işaretlersek orantılı bir şekilde büyütüp küçültürüz. Tamamen orantılı bir şekilde büyür ve küçülür. Ctrl Z ile geri alalım işlemimizi. İşlemimizi geri aldık. Şimdi aşağıya doğru gelelim. Burası nedir? Açı belirleme. 5 derece bir eğim verebiliriz. Çalışma alanımızın içerisinde yapacağımız objelerde de, nesnelerde de işimize yarayacaktır. 30 derece eğelim. Frame'imize gelelim. Frame'imize başka neler yapabiliyoruz? Kenarlarını yumuşatabiliriz. Hemen şuradan bunu 120, dört kenarını da radius verdim, yumuşat. Burada hemen yanında bir ikon var. Dört kenarı yumuşatma ikonu. Onu seçtiğimizde burada istediğimiz kenara ayrı bir radius verebiliriz. Mesela bir kenara bunu verdim, bir kenarı sıfırladım, bir kenara 30 dedim gibi. Gördüğünüz gibi dört kenarda ayrı ayrı ölçeklendirilebiliyor. Şimdi burayı sıfır diyeyim. Şu sol alt burası sıfır diyeyim. Burada corner smoothing var. Corner smoothing, bak şuralara dikkat edeceğiz corner smoothing'de. Yani smoothluğunu biraz daha güzelleştirebiliriz. Görüyorsunuz orada bir sırt var böyle bir. Orayı daha da yumuşatabiliriz. Daha yumuşak bir geçiş sağlayabiliriz. Bu smoothing'de o işe yarıyor. Şuradan sıfır diyelim. Tekrar köşelerimizi sıfırladık. Burada layer'ımızla ilgili, yani bu bir layer. Layer'ımızla ilgili görmeyebiliriz. İşte opasitesini düşürebiliriz. Buradan mixleme yapabiliriz. Layer layer üstün olduğunu da düşünelim. Sadece bu bir layer üzerinde yapıyoruz ama üst üste layer'lar olduğunu düşünelim. Çok güzel görüntüler çıkarabilecek şeyler yapılabilir bu mixleme alanında. Rengini değiştirebiliriz. Rengini buradan gradient yapabiliriz. Böyle buraları özelleştirebiliriz. Daha çok detaylı olarak gidebiliriz. Bu gradienti alt üst değiştirebiliriz ve yatay dikey olarak gradientimizi değiştirebiliriz. Buradan bir imaj çağırabiliriz. Bir video çağırabiliriz buraya. Peki buraya bir renk verelim. Başka ne yapabiliriz? Stroke yapabiliriz. Yani etrafına çizgi verebiliriz. Şu anda bir büyük bir şey olduğu için, çerçeve olduğu için göremiyoruz. Biraz büyütelim. 10 piksellik bir çerçeve verdim etrafına. Çerçevemizi center'dan, yani bitimden içeri ve dışarı olmak üzere ayarla diyebiliriz. Inside içeri diyebiliriz. Outside'da tamamen stroke çerçevemizin dış hattına vermesini isteyebiliriz. Biz bunu center diyelim. Buradan çerçevemizin kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Buradan ise çerçevemizi şu anda alt dört tarafa vermişiz. Biz sadece tab'a verebiliriz veya da sola verebiliriz, sağa verebiliriz. Yani istediğimiz bir yere sadece tek olarak da border verebiliriz, stroke verebiliriz diyelim. Ama biz iki kenara birden veremeyiz mi? Ya da üç kenara verebiliriz tabii ki. Custom'a geldiğimizde burada gördüğünüz gibi sağ tarafa verilmiş. Evet, sola da verelim. Ve bunları değişik değişik rakamlarda da verebiliriz. Evet, gelip bir de üste verelim. Gördüğünüz gibi üç kenara da ne verdik? Border verdik, stroke verdik. Bunu özelleştirdik. Şimdi şuraya gelelim, mix'ten ön diyelim, bütün kenarlara verelim. Ve üç noktamız var burada hemen sağda. Oraya tıkladığımızda daha detaylı bir ayar yapabiliyoruz. Nasıl bir ayar yapıyoruz? Burada solid ve doesn't diye bir şeyimiz var. Yani noktasal.
ya da çizgisel olarak değerlendirebiliriz. Burada bu alandan büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Yap alanından ise boşluklarını ayarlayabiliriz. Şu aşağıdan da eğer burayı seçersek kenarlar keskin değil, oval bir şekilde olur. Bunu bir de dış tarafa doğru verirsek daha da belirgin olabilir. Hatta biraz da büyütürsek 30 diyelim. Evet, daha da belirgin görelim. Şimdi ne yapalım? Boşluğu fazlalaştıralım ve büyüklüğünü biraz daha küçültelim. Evet, istediğimiz gibi güzel güzel bir şeyler yapılabilir buralarda çalışmanıza bağlı olarak. Buradan stroke kaldırabiliriz ve buradan stroke stil oluşturabiliriz. Yani kendimize bir stroke, mesela şu stili beğendik. Biz bu stille alakalı bir şey oluştururuz ve bunu artık sürekli sabit çalışmalarımızda kullanabiliriz. Buradan kaldırabiliriz bunu. Efekt bölümümüzle alakalı ise hemen şöyle örnekler verelim. Efekt bölümümüze tıklıyoruz ve buraya şu anda bir drop shadow efekt verdi. Biraz bunu büyütelim. 90. Evet, gördüğünüz gibi ne yaptı? Gölge verdi. Şimdi bizim bu gölgeyi şekillendirebiliriz. Yani gölgeyi X yönünde hemen şöyle bir 60 yazalım. Evet, gördüğünüz gibi 60 yazdığımızda X sağ tarafa gölgeyi taşıdı. Bunu sola taşımamız için eksi yazmamız yeterli. Yani sağa sola gölgemizi taşıyabiliriz. 0 yazalım buraya. Yine aynı Y ekseninde yukarı aşağıya. Şimdi buraya bir 30 diyelim. Evet, aşağıya doğru gördüğünüz gibi gölgemiz. Biz gölgeyi yukarıda istiyorsak eğer eksi yazmamız yeterli olacak. 0 diyelim. Şimdi 90 blur her tarafa yaymış oldu. Şu aşağıda renk belirleme var. İstediğimiz renkte şey verebiliriz. Gölge verebiliriz. Bu bazı çalışmalarda hoş olabiliyor. Değerlendirirsiniz. Burada da opasitesini yani %100 diyebiliriz. Tam bir renk verebiliriz. Veya o rengin %20'si istediğiniz kadar. Yani %20'sine değil %12, %24 ne isterseniz. Tasarımınıza ne uygunsa ona göre verebilirsiniz. Peki bu ne? Burası ise bu gölgeyi daha büyük alana yayma. Gördünüz mü şimdi çektiğim daha büyük alanda hissedilir oldu. Daha küçülttük, büyüttük bunu. Yaygınlaştırdı ve toparladık. Bu kısmında ona yarıyor. Burada bir Blend Options bölümü var. Aslında mixleme burası. Yani alttaki duruma göre. Burada çok kullanılır mı bilmiyorum. Onu daha sonraki derslerde anlatınca burası daha iyi kafanıza yatacak. Ve biz ne yapalım? Buradan sadece Drop Shadow değil tabii ki. Inner Shadow deyip bu efekti içe doğru da verebiliriz. Biraz önceki Drop Shadow'da ne yaptık? Zeminden yukarıya doğru kalkmış hissini verdik. Yani zeminin bir üst kademesinde görselleştirmiş gibiydik. Şimdi içe doğru verdik. İçe doğrudan kastımız şunu biraz daha şey yaparsak daha iyi anlaşılabilir. Ne yapalım? Şunu şöyle yapalım. Biraz artıralım mı? Şunun değerini biraz artırırsak belki iyice hissedilir. Yani içe doğru. Bunu şeyden yani zeminden daha aşağıda göstermek için kullanılır. Ben onu daha hızlı bir şekilde aslında oraya detaylı gireceğim ama şöyle düşünün. Böyle şimdi ben buna ne yaptım? Bir drop shadow verdim. Hemen bunu bir yükseltelim zeminden. Evet, gördüğünüz gibi zeminden yükselttik. Hemen bundan bir tane kopyalıyorum. Kopyalayamadım. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şöyle hayır. Bu değil. Ben nesneyi kopyalamam lazım. Efekti kopyalıyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Drop Shadow gördünüz mü? Bak, üst üste yani bir efekt verir ve bunu gelip inner yaptığımız zaman gördünüz mü? Bu sefer içeriye doğru göçmüş bir şekilde bize şey verir. Yani daha iyi anlatayım diye bunu çizdim. Bunları kaldıralım. Burada bir background layer efekt ve background efekt var. Bunlar aslında diğer katmanlarda daha iyi kullanılır. Onda nasıl izah edeyim? Layer'a gelelim. Şöyle hemen bir şey yapalım. Frame de yapabiliriz bunu. Bu frame'in rengini şöyle kırmızı yapalım ve layer efekti uygulayalım. Layer efekt dediğim aslında durulaştıracak sağa sola. Gelelim şuraya. Ölçüsünü açalım. Evet. Büyüttüğümüz zaman şöyle gördüğünüz gibi. Ama nelerde kullanılır? Background ayarlarken mesela şöyle yaptık. Bunu bu tarafa getirdik. Ctrl C, Ctrl V kopyasını aldık. Şuraya geldik. Hemen aslında şurada bir renk değişikliğiyle gördüğünüz gibi background oluşturmak için bunu kullanabiliriz. Küçültebiliriz, büyütebiliriz. Evet.
Şöyle bu layer bulunur da bu şekilde kullanabiliriz. Bir background bulur var. Valla nasıl örneklendirelim? Şurayı şöyle yapalım. Zemini siyahlaştıralım. Şuraya da background bulunu verelim. Şuradan renkten biraz düşürmemiz lazım. %70 bir opaklık verdik. Yani alt taraf gözüksün diye. Buradan da gelip bulunu arttırabiliriz. Tabi bunu görebilmemiz için şöyle yine alt tarafı şöyle bunun altına send to back aşağıya gelecek şekilde şunu koyduğumuzda onu da bir renklerelim. Bunu genelde şeylere çok kullanıyorlar. Buralarda çok kullanılmaz da işte kredi kartları vesaire kartlı uygulamalarda bu tarz görselleri görmüşsünüzdür. Buradan background bunu daha şey yapalım, fark ediyorsunuz gördüğünüz. Şöyle biraz daha şey yapalım. Açalım. Buradan rengi biraz daha şey yapabiliriz. Kornu şuradan. Ondan sonra gelip mesela üzerine hadi koç yazdık. Kart numarasını yazdık vesaire. Buradan gelip şuradan layer options demiştik ya. Böyle kat, alt tarafla mixleme gibi bir şey. Böyle bir efekt verebiliriz. Buna efekt drop shadow verebiliriz biraz. Şöyle gelip bakalım hangisi daha iyi. Bu tarz şeylerde daha çok kullanılıyor. Burada da bunu göstermiş olalım. Evet, background efekti de tamamladık. Şimdi ne yapalım? Şurayı kaldıralım. Bu background efekti buradan kaldıralım. Şunun opasitesine ne yapmıştık? Bunu yapalım. Şimdi bir export kısmımız kaldı. Export kısmımızda ise neler yapabiliyoruz? Export direkt çıktı alma. Yani bunu formatlar burada JPEG, SVG ve PDF olarak çıktı alabiliyoruz. Burada başka nerede? Preview'de direkt çıktı alacağımız şeyi ön izleme yapabilmek için burası mevcut. Burada şöyle şuraya geldiğimizde küçültülmüş halini ve 1,5x büyük, 2x iki katı büyüklüğü, üç katı büyüklüğü gibi seçenekler yaparak çıktığımızı alabiliyoruz. Buradan çoklu çıktı almak için artıya basarak birisini 2x, birisini 1x olarak alabiliyoruz. Şu buradaki kısımlar ise yani dosyanız aynı isimde olduğu için tire 1, tire 2 ya da isim vererek ne diyelim ana sayfa dedim yani alaka ama işte böyle bir şey verdiğimde hemen bunu şeyin arkasına ekleyecek. Çıktığımızı bastığımızda şöyle gelelim şuraya alalım çıktığımızı ve gidip şöyle bir bakalım nedir? Evet nedir? Bak hemen birden sonra tire ana sayfa desktop'tan sonra tire biri ekledi. Yani ikinci Figma dersimizi de burada sonlandırmış bulunuyoruz. Nasip olursa üçüncüsünde görüşmek üzere.